Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinin bildirildiği hadislerde bu alametlerin arka arkaya bir tesbih taneleri gibi meydana geleceği ifade edilmektedir. Gerçekten de bu alametler birbiri ardınca ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belirtildiği gibi dünyanın dört bir yanında kargaşa ve anarşi artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar ve büyük felaketler yaşanmakta, yokluk ve açlık artmakta, insanlar büyük sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu alametlerin arka arkaya belirli bir dönem içerisinde gerçekleşiyor olması, Müslümanların asırlardır gelişini bekledikleri Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek. Bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek. Dünya her cümerç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranılmadığında, Allah bu sırada onlardan adavetin, düşmanlığın kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek, ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. Hazreti Mehdi, ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı bir zamanda zuhur edecektir. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler, sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Alenen ve apaçık Allahü Teala inkar edilinceye kadar Hazreti Mehdi gelmez. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Mehdi için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Bu tespitlere uygun olarak 1981 yılında Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutulmuştur. Yine ikinci olarak 1982 yılında Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutulmuştur. Mehdi'nin çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. 1986 yılında yani 14. yüzyılın başlarında Halley kuyruklu yıldızı dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. Mehdi, güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. Güneşte böyle büyük bir patlama olayı ilk kez içinde bulunduğumuz yüzyılda meydana gelmiştir. 11 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen güneş tutulması, yüzyılın son tam güneş tutulmasıdır. İlk kez bu kadar çok insan güneş tutulmasını hem de bu kadar uzun bir süre izleyebilmiş, inceleme fırsatı elde etmiştir. Bu tutulmada dikkat çeken bir nokta da Türkiye'nin bu tam tutulmanın en iyi izlendiği ülkelerden birisi olmasıdır. Ayrıca yakın tarih olan 15 Şubat 2022'de meydana gelmiş güneş patlaması, gelmiş geçmiş en büyük güneş